Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün The Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim ama bir önceki bölüm biliyorsunuz ki oyunu bitirdik. Ama niye devam ediyoruz? Çünkü oyunun ikinci sonu var arkadaşlar ve burası benim evim. Seriyi daha sonradan izlemeye başlayanlar için ya da şu andan itibaren. Kafaları bitirdim. Kar tavşanı. Caretta, normal kaplumbağa. Hemen bakalım bu neydi? Koleksiyonumu bitirdim yani. Kafa koleksiyonunu. Hemen bakıyoruz. Neydi bu? Heh, tamam. Bakıyorum hemen. Heh, Kanada kazı. Ondan sonra sincap, domuz. Bunu biliyorsunuz o çok oyunun meşhur her yerde olan kertenkelesi, timsah, geyik. Bunu boş kalmasın diye astım. Hatta ilk bunu astım, onları sonradan astım. Sonra normal tavşan, martı ve köpek balığı. Yani şu an bölgedeki bütün hayvanları topladım. Bir tanesini bulamadım. Bilin bakalım ney? Rakun. Rakun zaten yeni eklendi sayılır oyuna bildiğim kadarıyla. Rakun'u aradım ama bir türlü bulamadım ama bir yerde ona rastlamışım. Bakın rakun keşfedildi. Ha, keşfedememişim. Ben keşfettim sanıyordum lan. İyi tamam, sıkıntı değil. Neyse şimdi şöyle bir şey yapacağız. Oyunun ikinci sonuna doğru gideceğiz arkadaşlar. Evimi görmeyenler için bir daha göstereyim. Burada benim bir tane asansörüm var. Yük taşımak için falandı filandı. Şuraya deniz feneri yaptım. Ha, ya çok kişi biliyordur büyük ihtimalle. Buraya ev yaptım. Ondan sonra burayı sur şeklinde yaptım. Bilen biliyor ama bilmeyenler için bir daha göstereyim. Sonra dev çukura gidelim. Bu arada işaretlediğim bütün bayraklar mağaraların girişleri. Bilginiz olsun. O rüzgar sesi umarım çok gelmiyordur oyunda bu arada. Bana çok geliyor çünkü. Aşağıyı tarla yaptım. Buraya böyle iniş çıkış yeri yaptım. Liman. Sahil iki taraftan kapadım. Çünkü yamyamlar gel volta atıyordu. O yüzden kapamıştım. Şuraya çatışmalar sonucunda kaybettim. Ben de yatay duvar yaptım en basitinden. Sonra buradan ta oraya gidiş yeri var. Ben isterseniz büyük deliğe gideyim arkadaşlar. Oradan tekrar bir atlayış yapacağız. Ondan sonra oyunun ikinci sonuna hızlı gideceğiz diyecektim ki ne? Misafirlerimiz var. Bunlarla da uğraşmayacağım. Çünkü oyunun sonuna hızlı gideceğim. Ne yapıyorsun lan sen orada? Aha salak. Tuzağa yakalandı. Aptala bak. Ono! Gel lan buraya sen. Şerefsiz. Oha arkadaşını kurtardı. Herife bak. Neyse dur çok uzaklaştım. Geri dönmekle zaman harcamayayım. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben deliğe doğru gideyim. Deliğe vardığımda videoyu başlatırım arkadaşlar. Ufak bir kesme yapıyorum. Hemen dönüyorum. Ulan işe bak, ilk defa gördüm ha. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi büyük delik diyorum ben buna ama işte krater, anladınız siz. O ne lan? Bu arada gözüm hep yerlerde, rakunu arıyorum çünkü. Yani şu an önüme rakun çıksa eve kadar geri dönerim yani. Kafasını alıp. Oh, bir alkolde kaydık valla. Bu arada size söyleyecektim. Videonun başında unuttum. Şu benim hani bir tane dediğim mağara vardı ya. Yok o değil, şudur kesin. Şu mağaradan ben inememiştim ya. İnanmıyorum ya.
Oraya ben tersten gittim. Tamam mı? Yani aşağı indiğimde aşağıdan gittim. Çünkü save'im hatırlıyorsanız şuradaki barakadaydı. Oyunun birinci sonunu bitirdik ya. Ben save'imi geri buradan aldım. Yani şu an oyunu bitirmedik gibi bir şey benim oynayışımda. Ses bu arada eko yapıyor. Oy, abi oyunu çok iyi yapmışlar ya. Neyse. Tersten gittim ve çıkış yolun şey giriş yolunu buldum aşağı kapıdan ama çok uzun. O yüzden oradan gitmeyeceğiz. Ama öğrendim nasıl olduğunu. Meğersem bir tane duvarı patlatmamız gerekiyor. Ama aşağısı zifiri karanlık olduğu için nerenin patlatılacak şekilde olduğunu, nerenin olmadığını bilmediğimden dolayı yolumu bulamadım. Hatta orada kayboldum önceki videolardan hatırlarsanız. Neyse şimdi geri iniyoruz. Aşağı ikinci sonu bitireceğiz. İkinci sonda da oğlumuz ölüyor. Birinci sonda oğlumuzu kurtarıyoruz. İkinci sonda oğlumuz ölüyor. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Evet bakalım deliği tutturabilecek miyiz? Ya hak garanti ya. Bu arada düşmanlarımız yine burada olacak. Yanlış sanmıyorsam. Bakalım hemen. Aa yoklar lan. Ne güzel. Yine buradan save'imizi alıyoruz. Tamamdır. Hızlı hızlı gidelim diyorum ben. Hadi o zaman. Buradan hızlı geçelim gidelim. Yalnız buradaki su da ne soğuktur var ya. Evet bunu tekrardan alıyoruz. Yeni gelmiş gibi olduğumuz için. Birinci sonu istemek isteyenler diyecektim ya. Ne alakaysa. İzlemek isteyenler iki butondan ulaşabilir. Geçenki bölüm bunu kaçırmıştık galiba. Yanlış sanmıyorsam. Yine tabii buradaki düşmanlar karşımıza çıkacaklar. Yine tekrardan alıyoruz bunu. Hemen climbing axe yapıştır abi. Bak 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 şimdi. Oy. Yalnız ne biçim dağıttım be.
Yemin ediyorum patates püresi yaptım lavukları. Senden mi çıktı lan o ses? Manyağa bak, tuhaf tuhaf sesler çıkardı. Hayda, sen nasıl etkilenmedin şimdi ondan? Noskop atayım mı? Hadi lan atayım, gel bakalım. Gel. Efsaneydi be. Yalnız boğulmuş galiba. Şurada da var bir iki tane hatırlarsanız. Onlara bulaşmadan gidelim buradan. Bu arada birinci sonu bitirirseniz aynı haritada bir daha oynayamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bir daha oyunu bitiremiyorsunuz. İkinci sonu görmeye gelemiyorsunuz. O yüzden benim save'im dışarıdaydı. Yine kasma olabilir. Evet, bayağı fena bir kasma oldu zaten. Bana da yansıdı yani. Yansımıyor sanmayın. Şuradan hemen kırmızı boyayı alıyoruz. Aldığımız için görünmez olacağız. Hemen bunu alıyoruz. Burada var mıydı bakılacak bir şey? Yoktu. Hemen gidiyoruz. Oha lan, hemen de havaya uçtu. Neyse, güzel. Uğraştırmadı bizi. Bu arada bunların video kliplerini izlemeyen varsa hemen izleteyim bakayım içinde var mı bunun. Ha. Bu gördüğünüz yan etkileri. Burada yaptıkları deneyin. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şunu takalım hemen. Bu neymiş? Bu bizim şu an gideceğimiz yer.
Bu hasta olan kız. Kız büyük ihtimalle enkazları gösteriyordu. Burada da işte o makina. Çocukları damıttıkları makina. Gördüğünüz gibi çocuk yok olmuş. Hemen şuna bakalım. Bu neymiş? Ha, tamam, başa döndü galiba. Bakayım. Ha, bir de bu var. Bu da burası ha. Bu arada burada savaştığımız şey, bu az önce izlediğiniz olay tam da burada oldu. Bakın, burada bir yerde tekerlekli sandalye olacak. Çakmak mı? Ciddi misin? Fenerimiz varken çakmak yakıyor herif ya. Allah Allah. Neyse, burada tekerlekli sandalye olmalı. O burada kapıştığımız olan burada çıktık. Kız da tam şurada duruyordu. Neyse, çok uzattım. Yo ya, hızlı gidecektik bir de. Bunlar bizi görmüyor nasıl olsa. Üstümüzde kırmızı boya olduğu için bunlar da aynı şekilde bebekler. Hemen oğlumuza gidelim. Bundan önce şuraya bakalım. Burada gördüğünüz gibi kız babasını öldürmüş. Zaten geriye bir bu hayatta kalmıştı. Hemen ara sahneyi izleyelim. Bunları izlediğiniz için ama hala üzücü geliyor lan bana, var ya. Bizim de yalnız zırhımız bayağı iğrençmiş. Üzücü lan. Vallahi çok üzücü. Çocuğun oyuncağı. Sinirim bozuldu. Anasını satayım. Şimdi gideceğiz, bir daha şu ufaklıkla uğraşacağız ya. Bunlar patlıyordu.
Ayak izlerini izleyelim. Aa, nasıl ıskaladım lan ben onu? Şimdi bomba lazım bize ama şöyle yapalım. Tamamdır. Çocuğun üstünde bu arada plastikten kıyafet var. O da çok ilginç. Aa, şeye bakamadık lan. Kırmızı fotoğrafa bak. Şundan hep ürkmüşümdür. Ezberledim lan artık bom. Çıldıracağım ya, siktir git oyun, benimle oynama ha. Allah. Ya zaten kılıbık bir şeysin, git benim başımdan, sıçmayayım ağzına. Allah aşkına öldür beni. Lan oğlum. Gelsene sen buraya. Allah'tan zırhım var en iyisinden. Gel buraya gel. Ulan gel buraya gel.
yapalım, seni buzlarım. Gel gel. Kesiyorum ipini. Yapmıyorum. İş böyle olmayacak yalnız. Koskocaman molotof şişesini tutturamıyorum. Ok gidiyor pezevenge. Bak bu da gitmedi abi, çıldıracağım ya. Ben de götümün dibindeki ne diyorum? Salak salak bebekler. Ah, öldü pezevenk. Ananızın acısını sizden çıkaracağım. Sizden neresinden çıkardıysa küçücük kız amına koyayım. Biraz saçma olmuş. Karnımız acıktı ya şunu yenene kadar. Ne yapıyorsun lan? Aha, buga bak. Oha. Bebeği atomlarına ayırdım yalnız. Uy, şuna bak be. Ver lan oklarımı. Al kızı. Ne uğraştık lan. İlk seferinde bu kadar uğraşmadık. Ama orada benim yaptığım hata neydi biliyor musunuz? Biraz da oyun benden yana çıkmadı tabi. Molotoflar içinden geçti. Anlamadım gitti. Mızrakların çoğunu tutturamadım. Şurada bir yerde resim olacak ya. Neredeydi o resim? Heh, burada. Evet, bayağı bakıyorum şu an, evet. Kafama sıçayım. Neyse, bakarız resimlere sonra. Kitabımızda yapıştırıyoruz bütün aldığımız bilgileri, resimleri. Hemen koyalım kızı buraya. Biliyorsunuz buraya oğlumuzu hayata döndürebilmek için canlı bir tane denek gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle bağırma lan. Adi. Golden Keycard. Babasından aldı bunu zaten. Bizimki. Şöyle yapıyoruz. Burada da kasma olabilir ama burada daha az oluyor tabi. Güzel. Kaç 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 kaç. Oğlum hala bağırıyor, gidip öldürsem mi şunu acaba?
sefer aşağıda ne var bakmaya gideceğim. Ayrıntılı bir şekilde. Hazır son kere geliyoruz buraya. Adam akıllı bakalım bari. Bununla ilgili bir video gelecek zaten. Bunlar bir tarikat. Zamanında burada ölmüşler. Bilmem 1900 değil, bilmem kaçlı yıllarda. Kırmızılık ne hiçbir zaman ayrıntılı bir şekilde bakamadım. Bu sefer bakacağım inşallah. Nereden geliyor yani bu kırmızılık? Ben de merak ediyorum. Şöyle bir gezelim bakalım. Bak burada ölmüş lavukları. Bu ne? Bu neydi abi şimdi? Nedir, neyin nesidir bu? Ne bokumdur? Anlamadım ben vallahi bir şey. Kırmızılık geliyor oradan ama ne bileyim, ben hep şey düşünürdüm buradan geçtiğinde. Ya bir yakut var, elmas var, ona ışık tutuyorlar böyle sağa sola aydınlatıyor. Meğersem alakası bile yok, hiçbir şey yok hatta. Neyse biz yolumuza devam edelim. Hatırlıyorsanız geçenki bölümlerde burayı patlatmaya çalışmıştım. Halbuki burada kapı vardı. Ben de unuttum tabii yani. Bunu her geldiğimde yapacağım. İnanın. Cidden zevkli. Bak bu sefer vurdum. Adilik yaptım. Bunca buranın çalışanı nerede diyecek olursanız hepsi burada. Dur şimdi yaş kısıtlaması gelir. Göğüslere odak yapmayalım. Burada şey yok mu ya, tüp falan? Yaksaydık bunları bari. Ay buranın nasıl... Yine söylüyorum biliyorum ama buranın nasıl koktuğunu düşünsenize. Bu cesetler kim bilir ne zamandır var. Bugün yollar kapanmış. Şu an kontrol paneline gidiyoruz. Sadece kızı ve oğlu, şey kızı ve adam gidebiliyor sadece oraya. Ve şu an biz de oraya çıkıyoruz. Dağın tepesine çıkıyoruz bu arada. Kim bilir kaç kat. Bu asansör hızlı çıkıyordur herhalde. Bu arada grafikleri en düşükte oynayanlar asansöre bindikleri zaman hareket etmesinler. Yoksa bugda kalıp aşağı düşerler. Bu video oynatıcı nasıl desem sadece ya şu kamera var ya işte, buna bir tane şey diyorlardı, bir tane isim vardı eskiden, neyse gelmedi aklıma. Videoda izlediğimiz sahnelerden biri helikopter buradan geçiyordu ya da buradan. Hey hey evlerimiz. Evet, plazma silahı diyenler var ama plazma değil, manyetik bir silah bu. Evet, birinci sonu yapmıştık biliyorsunuz. Ama bugün ikinci sonu yapacağız. Oğlumuzu öldüreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu kapatırsak oğlumuz ölür. Burada bu uçağı düşürmek için oy ver diyor. Eğer biz uçağı düşürürsek şurada 3 kişiden biri hayatta kalırsa oğlumuz kurtuluyor ve uçakta geriye kalan kişiler de ölüyor. Ki aşağıda tonlarca yamyam var. Ölmeseler yine ölüyorlar. Onlar öldürür bu sefer. Böyle bir şey yapabiliyoruz. Bunu bir önceki bölüme gidip izleyebilirsiniz. Şimdi de ikinci sonu yapıyoruz. Tabii ki de oğlumuzu öldürüyoruz. Evet, maalesef. Eminim.
silahı kapatacağız. Bu arada bizim elimizde bunun küçüğü var. Biliyorsunuz değil mi? Hemen göstereceğim. Bakın burada. Şimdi ben hile açtığım için bu direkt benim envanterime geliyor. Bakın aynısı. Bu gördüğünüz yerdeki silah, nasıl söyleyeyim size? Adamın kendisi yapmadı bunu. O aşağıda gördüğünüz ölü tarikatlar var ya, iskeletler. Milyonlarca yıl önce ölmüş. Bu adam bunu keşfetmiş ve bu arada kırmızı yanınca bilginiz olsun, yamyamları çeker. Mavi yandığında da yamyamları uzak tutar diye biliyorum. Kapattığınızda da hiçbir boka yaramaz. Böyle yere saplayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Silahımızı almayalım ama kalsın elimizde. O gördüğünüz tarikat üyelerin bu prototipi almayı ben bir dahaki bölümde göstereceğim. O da The Force ile ilgili sondan bir önceki video olacak sanırım. Evet, Saraha firması. Sahra mıydı bakayım? Sahara. Tamam, Sahara. Saraha değilmiş. Saraha daha güzel. Ben ne diyorum ya, neyse. Hadi gidelim. Bunun prototipini aşağıda göreceksiniz zaten. Nasıl alındığını göstereceğim size. Ve ayrıca gemiye nasıl girildiğini göstereceğim. Ama bunlar bir sonraki bölümde. Bunlarla ilgili ayrı bir video olacak dediğim gibi. İkisi bir bu arada. Hatta o dediğim küreyi almak için önce gemiye gitmemiz gerekiyor ki video uzar. Öyle bir şey bu bölümde yapamayız. Bir dahaki bölümü kaçırmayın bence. Gemiye nasıl girildiğini öğrenmek istiyorsanız. Ve ayrıca o küreyi almanın yolunu merak ediyorsanız izlersiniz. Kim karşıdaki ne lan? Aklım çıktı. Yemin ediyorum aklım çıktı. Elimize ok alalım. Hatta ucunu yakalım bunun, ışık versin. Bakın burada geriye kalan kişiler kaçtı. Gördüğünüz gibi biz de gidiyoruz. Buradan dikkat edin. Buradan düştünüz mü tekte ölürsünüz. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek. Tek atar yani. Hayda. Şu fener çok dayanıksız ya. Tarafta bir şey yok bu arada merak edenler için. Şimdi o dediğim küreyi almak için buradan gitmek gerekiyor ama biz tabii ki de bu bölüm oyunun sonuna gidiyoruz. Bayağı bildiğiniz sütunlar yıkılmış yani. Yemin ediyorum daraldım artık, çıkalım şuradan. Sakin, okey. Okey. Fazla attım biraz galiba. Neyse, çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet, burada acıklı bir sahne. Oğlumuzun ölümünü kabullendik. Kurtarmanın yolunu biliyorduk ama tabii ki de kabul etmedik uçağı indirmeyi. Abi şu müzik beni bitiriyor ya. Bakın uçak geçiyor. Benim
En çok sevdiğim son bu. Ama burada bir de adada kalıyoruz, kurtulamıyoruz da. Aman oğlumuz mu ölmüş? Hadi devam. Biraz burası tuhaf olmuş. Bence bir iki bir şey daha eklemelilerdi. Bu mağaranın yerini kaybetmemek için. Çünkü geri döneceğimiz için 2 saat aramayalım. Dağın köşelerini. Burayı yapalım. Ben burayı aradım, bulamadım. Ben buradan geçmiştim lan. Bunu nasıl görmedim? Siktir. Neyse. Uçak enkazına da bakalım. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bir dahaki bölüm gemiye nasıl girildiğini ve o kürenin nasıl alındığıyla ilgili bir video çekeceğim. Bu bizim uçağımızın ön kısmı bu arada. Gördüğünüz gibi. Şu pilotun tipine bakabilir miyim? Hey, hadi ama. Fena olmuş. Ama. Ben şuraya yamaca bir tane çadır kurayım. Burada save'imizi alalım. Arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. Ha, doğru, bir de ateş yakalım. Bir götümüz dondu burada. Evet arkadaşlar, ikinci sonunda sonuna geldik. Birinci sonu da i butonundan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki bölüm ne yapacağımızı açıkladım. Özet geçmeme gerek yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bu arada bir şey daha söyleyecektim, onu unuttum. Bu mağaranın olduğu yerden biraz ilerlerseniz bir tane kamp bulacaksınız. O kamp şey. Bu şeyden çıkmayı başaranlar, dağdan kaçmayı başaranlar kamp kurmuşlar, ölmüşler. Birkaç tane kampta zaten aşağılarda var. Tabi yamyamlar bir güzel kaymış onlara. Ölülerini bulacaksınız. Yaşayan kimse yok adada. Oyunu ilk oynayanlar için, yeni oynayanlar için söyleyeyim dedim. Neyse. Genelde uçağın yeri de burada oluyor. Nadiren göl taraflarında oluyor bir tanesi. Neyse. Açıklama kısmına da bakarsanız sevinirim. Hoşça kalın.